Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Kasım 2017 Perşembe günündeyiz. Bugünkü videoda arkadaşlar motosiklet tanıtımı yapacağız. Çekimlerini yaptık, sürüşlerini yaptık. Yanımda görmüş olduğunuz arkadaş, kardeşim Mustafa. Merhaba Bayram. Sürüşleri Mustafa yaptı. Ben de arkadan çekimlerini yaptım. Tanıtımını yapacağız şimdi. Arkadaşlar, bu motosiklet 2006 model, CBF 600'ye geçiyor. Honda CBF 600 2006 model, 55.000'de. Arkadaşlar, bu motor piyasa olarak yani 12-13.000'den başlayıp 17-18.000'e kadar çıkıyor fiyatları. Biz 15'e aldık. Gayet memnunuz. 5-6 ay oldu. Onu da biraz kullandık, tanıtımını yapalım dedik. Bu yeni başlayanlar arkadaşlar, tavsiye etmem bu motoru. Yani bu en az bir 15.000-20.000 kilometre yapmış olan arkadaşlar bunu kullansın. Ağır bir motor. Motor 222 kilo arkadaşlar. Bir ağırlığı var. 4 silindir bir motora sahip. 4 silindir 600 cc. CBF 600 dedik. 600 cc bir motor. Yani ilk başlayanlar daha önce işte 125'lik, 150'lik ya da 250'lik motorla başlayabilirsiniz. Buna daha sonra geçiş yapabilirsiniz. Bizim daha önceki motorumuz, bende Mondial vardı 125'lik. 2005'te sıfır almıştım. 5 yıl kadar kullandım. 2010'da sattım onu. 5-6 yıl ara verdik. İşte kardeşim dedi işte böyle birlikte bir motor kullanalım. Dursun bahçemizde, sağa sola gideriz. Birlikte bu motoru kullanıyoruz. Allah'a şükür bu zamana kadar kazasız belasız sürdük. Bir sıkıntımız yok. Motorun arkadaşlar çekimini yaptık, bazı yerlerinde gösterdik, onları da göreceksiniz. 76 beygir motor, motorun gücü 76 beygir. 59 Nm tork üretiyor. Ağırlığı 222 kilo dedik. Deposu arkadaşlar 20 litre kapasitesi var, 20 litre deposu var. Arkada da şöyle çantası var, gördüğünüz gibi orijinal Honda çantası. Aldığımız arkadaş bunu yapmış sağ olsun. Şu öndeki rüzgar camı diyelim. Rüzgar camı da orijinalde biraz daha bunun düşük oluyor, biraz daha kısa oluyor. Aldığımız arkadaş biraz daha yükseğini koymuş. Bu iyi oluyor yani yolda giderken en azından bir 90-100'den sonra bayağı bir rüzgar oluyor çünkü. Bu arkadaşlar naked motor değil, spor tourer diye geçiyor. Yani spor da biraz benzerliği var. Spor motor kadar da gerçekten atik ve bastığınız zaman uzayıp gidiyor motor. Fazla hız yapan bir insan değiliz biz. Ortalama zaten bu 220 kadran var bunda. 180 bastım en son otobanda. 120-130 normal otomobil gibi kullanıyoruz sağa sola giderken. Fazla hızlı kullanmıyoruz. İşte tek tekere kalkmak, bu tarz hareketler, bu tarz şeyler yapmıyoruz. Normal biniciyiz yani biz. Yani ben de kardeşim de akıllı uslu kullanıyoruz. Öyle söyleyelim. Kazadan beladan uzak duralım. Peki şimdi bu motoru almak isteyen arkadaşlar neye dikkat etsin yani? Biz alırken neye dikkat ettik abi? Onlarla mı bahsedelim istersen? Yani bahsedelim. Merak edebilirler. Evet arkadaşlar. Yani dediğim gibi biz 125'likten başladık. Hani sonra büyütelim 250'lik 500'lük derken en sonunda ucu 600'lükten çıktı. Buna karar verdik. Ama dediğim gibi 5 yıl 10 yıl kadar bir geçmişimiz var motor kullandığımız için. Açıkçası bizi çok zorlamadı. Tabii bir oturduk baktık şöyle bir cüssesi bayağı bir ağır. Motor kendini yani gösteriyor zaten bildiğin zaman. Biz Fazer 6 Yamaha. FZ6 Fazer Yamaha. Onunla bunun arasında kalmıştık açıkçası. O motora da bakıyorduk. Onda tek eksiği yani onda biraz beygiri yüksek bir motoru. O da zannedersem kaç beygirdi? 97 beygir. 97 beygir. O daha güçlü bir motoru var. 97 beygir. Sonra da işte araştırırken bakarken bunda ABS olduğunu fark ettik. Yani bak işte adenem olmuşken ABS olsun. O andaki Yamaha'da Fazer'da ABS yoktu. Yani baktığımız modellerde 2006-2007 falan baktık. Bilmiyorum daha yenilerde belki vardır. Biraz da yani ekonomik açıdan diyelim. Yani bir 14-15 bin. Bir de ben araştırdım onu hani bilenlere sordum. Hani ABS'nin olmaması birçok kişinin hoşuna gidiyormuş aslında. Ama hani biz çok deneyimli olmadığımız için, çok iyi bilmediğimiz için, yani güvenmediğimiz için kendimize. Daha önce bu kadar büyük motor sürmemiş olduğumuz için ABS'li olmasını tercih ettik. Yani önceki motorumuz eski zaten 125'lik Mondial vardı. Bu ilk defa ABS'li büyük bir motorumuz. 600 cc motorumuz. Gerçekten dediğim gibi iki kişi de biniyoruz. Gayet güzel her yere de gidiyor. Arkadaşlar mesela motor alırken de birçok videolarda izledik. Özellikle altın elbiseli adam. Allah rahmet eylesin. Barkın Bayoğlu abimizi. Buradan rahmet ve sevgiyle anıyoruz tekrar.
büyük usta. Genç yaşta kaybettik kendisini. Tekrar Allah rahmet eylesin diliyoruz. O abiyle de tanışma şansımız olmadı ama bayağı bir videolarını izledim. Birkaç ay videosunu izledikten sonra zaten ölüm haberi geldi. O abi her şeyi anlatıyordu. Ayrıntılı bir şekilde anlatıyordu. Tabii ki biz onlar kadar olamayız. Elimizde olan motoru kullandığımız kadarıyla tecrübelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bir de arkadaşlar bu yani ilk bizim motosiklet tanıtım videomuz olduğu için yani bazı acemiliğimiz olabilir, eksiklerimiz olabilir. Umarım mazur görürsünüz. Evet arkadaşlar. Yani motoru alırken neye dikkat edeceğiz? Mesela bu motor için konuşalım. Olumlu ve olumsuz yanlarını konuşalım. Yani ben de kullanıyorum, kardeşim de kullanıyor. Kardeşim de boyu 1.83 müydü? 1.83, 80 kilo. Ben de 1.77, 70 kilo. Onun boy olarak kendisine soralım. Hani olumsuz bulduğu bir yan var mı? O daha oturayım fazla üzerinde bak bunu. Göstereyim mesela. Ha, otur. ...1.83, 80 kilo duruşu bu. Hani çok ne büyük duruyor ne küçük duruyor. Bence tam ölçüsü bana göre ideal. Hani abim ve benim boy ortalamamda olan. Hatta arkadaşımda var aynısı. 1.90 boyu var. 110 kilo. Onu da bile sırıtmıyor. Çok güzel duruyor. Evet. Aynısından var arkadaşımda. Onu da bulamadık. Yani müsait olamadı o çocuk. Getirse iki motorla beraber çekim yapacaktık. Motorun hani bana onu göre artısı... Hani zaten büyük bir motorda çok fazla deneyimim yok. Hayatımda sürdüğüm 600 cc motoru sadece CBF 600 benim. Hani daha büyüğünü zaten kullanmadım. Ama hani motor olarak bir sürü çeşitli motorlar sürdüm. 250 cc, 500 cc. Bunun ayna açıları çok güzel. Mükemmel bir aynası var. Orijinal aynaları. Hani çok güzel görüyorsunuz arkayı. Araba aynası gibi adeta. Eksi yönü bir 15-20 kilometre gittikten sonra artık biraz uyuşturuyor. Hani selesi biraz daha yumuşak olması lazımdı bence. Bana sert gelmiyor ama bilmiyorum. Ona sert geliyor. Frenlerden bahsederim arkadaşlar. Bunun önde çift diski var. Önde iki disk var. Çift piston kaliperli. Çift piston kaliperli diskleri var. Ön diskler 296 mm. Yani yaklaşık 30 santim diyebiliriz. Arka diski de 240 mm. Yani 24 santim hemen hemen. ABS olduğunu söyledik. ABS var bu motorda. Gerçekten duruşu falan güzel. Yani bizim kendi kullanımımıza göre. Yani kendi çok agresif kullanmıyoruz öyle motoru. Kendi kullanımımıza göre gayet hızlanması ve durması güzel. Tavsiye edebileceğimiz bir motor. Lastik ölçüleri arkadaşlar. Lastik ölçüleri 120'ye 70-17. Arka lastiklerde arkadaşlar 160'a 60-17. Yani 17 çant ön ve arka. 160'a 60-17. 120'ye 70-17 ön lastik. Biz aldığımızda lastiklerin yaşı dolmuştu. Artık 6 yaşındaydı lastikler. Lastik değiştirdik. Ön arka takım aldık. Ondan da bahsedersen. Maliyeti ne oldu bize? Nerede yani, yaptırdık? Evet. Michelin Rot 2 vardı üstünde arkadaşlar. Michelin Rot 2 vardı motorun üzerinde lastik olarak. Eskimişti o kaçtı? 2013 mü yazıyordu? O 2011 modeldi. 2011 orada. Model yani 6 yıllık lastik. Dediğim gibi belli bir ömrünü geçirmediyse yani çok yıpranmamış olsa da yıl olarak zaten miadını doldurmuş bir motor şey lastik. Aynı Rot 2'leri aldık yine. Michelin Rot 2 aldık. Sanırım 1410 lira mıydı? 1410 lira gibi para verdik sıfırına. Nerede taktık? Lastikleri değiştirdik. Lastik ne motordu? Buz motordu sanki. Buz. Evet, buz motor arkadaşlar. Beşiktaş sahil yan yolda. Buz motorda değiştirdim. Onu yaptık. Başka yakıt ortalaması arkadaşlar şu anda 5.50 litre yazıyor. Teknik verilerde de öyle. Ama bizim normal kilometre hesabı yaptığımızda, işte kilometre sıfırlayıp hesap yaptığımız zaman 32 kuruş, 33 kuruş değil mi? Şu an benzin 5.35 mi? 5.50. 5.50. 50 liraya en son 150 kilometre yol gidiyorduk. Yani ortalama 33 kuruş gibi bir şey yapıyor. Arkadaşlar bu normal karbüratörlü. Bu motoru karbüratörlü. 2006 model. Zannedersem 2007'den sonra püskürtmeli enjeksiyonlular olmuş. Bu model karbüratörlü. Ondan dolayı biraz fazla yakıyor olabilir. Yani 30 kuruşta, 33 kuruşta bu cüsteye göre, bu motora göre de fazla değil bence. İki kişi rahatlıkla bir yere gidebiliyorsunuz. Arka çantası da gayet güzel. Zaten çekimlerde de gördüğünüz gibi kask ve diğer ekipmanları alıyor. Dizliği alıyor. Eldivenimizi alıyor. Her şeyi alıyor. Aynı şekilde alt çantası da küçük bir alet çantası alıyor. Oraya bir disk kilidi falan eldiven koyabiliriz. Daha fazla bir şey almaz orasında. Kilit olarak arkadaşlar normal halat, kalın halat kilidimiz var. O şekilde kilitledik. Disk kilidi aldık bir tane.
alarmlı disk kilidi, yani oynadığı zaman ses çıkartıyor, öyle bir disk kilidi. Normal direksiyon kilidi zaten garajda muhafaza ediyoruz. Yani artık Allah esirgesin diyelim, ne diyelim, yani bir şekilde kafaya koyanlar yapıyorlar. Dikkatli olun, iyice önleminizi alın. Peki abi, şimdi bu aleti aldığımızda biz bir sorunla karşılaştık. O sorun neydi ve nasıl çözdük, o sorunu da anlatalım istersen. Evet, sorunla karşılaştık. Arkadaşlar, komik oldu. Benim daha önce de araba aldığımda da aldığım gün arızalanmıştı, başka bir araç. Bu motorda da aldığımız gün yolda gelirken istop etti. Işıklarda beklerken fan açıyor aynı zamanda. Bunun fanı da var. Fan açtığı için çok sıcakta bekledik. İstop etti, çalışmadı bir daha. Akü bitti. Ben hemen aldığım arkadaşı aradım. Yani almışız daha, çıkmışız noterden. Yarım saat olmuş. Kaç metre gittik ki? Noterden sonra yani, en fazla yani 10-15 dakika geçti. Akü bitti. İşte telefon açtım aldığım çocuğa. Ya dedi ki aküyü ben yeni aldım daha. Olmaması lazım falan filan derken öyle işte vurdurduk, ittirdik, şey yaptık, mecburen bir şekilde eve geldik. Öyle böyle derken arkadaşlar araştırdık. Bu alternatör, rotatör mü diyorlar? Konjektör ve statör değişti galiba. Evet, konjektör statör, ve statör. Evet, arkadaşlar statör şurada. Statörü var bunun. Yani elektrik üreten, motorun elektriğini üreten bölüm var. Mıknatıslı sistem. Motorcuya gösterdiğimizde statörden olabilir dedi. Elektrik üretmiyor olabilir dedi. Ya da konjektör. Konjektörde şurada bir parçası var. Gelen akımı düzenleyen, belli bir oranda toplayıp aküye veren konjektör. Ben o konjektörü de değiştirdim. Yine olmadı. En sonunda baktık, test etti. Motorcuya tekrar götürdük. Statör değişeceğini söyledi. Statörü değiştirdik arkadaşlar. Tekrar bakırı sarıldı. Konjektör de değişti. Ona kaç para verdik? Toplam galiba 1300 lira falan maliyeti oldu. 1300 gibi, 1300 lira gibi bir şey verdik. O günden sonra halloldu. Açıkçası biz o şekilde bir hafta kullandık, kullanamadık daha doğrusu. Garajda kaldı. Soğuduk açıkçası motordan. Yeni almıştık. Hevesimiz yeni aldık, kaldı. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Tam şey yapamadık öyle. Gitsek yolda kalacağız falan filan. İşten güçten tam fırsat olmadı. Onu hallettikten sonra içimize sindi. Şu an Allah'a şükür maşallah hiçbir şey eksiği yok. Bu şekilde arkadaşlar. Yakıtını söyledik. Beygirini söyledik. Başka unuttuğum bir şey varsa bilmiyorum. Yani şurada bir üzerinde olan aksamları söyleyeyim. Hani belki bu motoru takip edecek olan arkadaşlar izleyecektir belki. CBF 600'ü almaya niyetli olan arkadaşlar için. Dediğim gibi şu dikiz aynaları sabit. Bunun bir modelde de mesela direksiyonlu olanları da var. Değil mi? Vardı öyle. O naked modeli ama. O Türkiye'de naked, var. Yok sanki böyle camlı olan da gördüm ben. Bilmiyorum, direksiyonlu olan da var. İşte ön drenajı var. Bu şekilde. Arkadaş bir koruma demiri yapmış şu şekilde. Fazla bir aksesuarı yok. Fazla süslü bir motor değil. Sade bir motor. Başka CBF 600'lere baktıysanız eğer öyle çok aşırı bir süsle yok. Diğer çekimlerde gördüğünüz gibi egzozu orijinal bir şekilde duruyor. Arkadaşlar bunda normal kontağı açtığınız zaman farı yanıyor. Kısa far olarak. O devamlı yanıyor. Onu kapatamıyorsunuz. Normal uzunları yakıp kapatabiliyorsunuz. Onu zaten gösterdi çekiminde. Evet arkadaşlar. Sonuç olarak yani bu bütçeye yani atıyorum 12-13 bin liranız, 14 bin liranız varsa o civarda motorlara bakıyorsanız o fiyatlarda başlıyor. 17-18'e kadar çıkıyor. Bu fiyatlarda alınabilecek güzel bir motor. Tavsiye ediyoruz. Yani tavsiye ediyoruz derken hani yine uzmanmış gibi konuşmayalım. Yani biz bayağı bir araştırdık. Herkes kendi çapında araştırır zaten. Yani uzman olmasa da bir motor alacağın zaman illaki bütün ilanlara bakarsın, markaları karşılaştırırsın. Biz o araştırmayı da çok yaptık. Eminim siz de yapmışsınızdır. Dediğim gibi en son Fazer'la bunun arasında kalmıştık. Bunu da ABS'si olduğu için tercih ettik. Honda artık biliyorsunuz motosiklette artık bizim yerli Tofaş gibi bir şey olmuş. Tofaş, yani Tofaş gibi olmuş yani. Evet. Her yerde parçası var. Kolay alınıp satılabilen, piyasası olan bir motor. Arkadaşlar son olarak bir şey daha söyleyeyim. Ekipman konusuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Yani bu kamu spotu gibi olacak ama ben yine de bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar ben ilk motorumda da bu motorda da olsun kesinlikle kasksız kullanmadım. Hatta bu motorda işte daha önce dizliğim yoktu. Dizlik verdiğime o kadar önem vermiyordum. Kaskı kullanıyordum ama bu büyük motor olduğu için arkadaşlar birer çift yani iki takım dizlik aldık. Kardeşime ve kendim için. Kaskımızı aldık, eldivenimizi aldık. Ekipmanlar önemli arkadaşlar. Mümkün olduğunca bakın kaç hızla giderseniz gidin. Yani ekipman çok önemli. Dizliğinizi muhakkak takın. Eldivenizi muhakkak takın. En azından kaskınızı takın. Hiçbir şey yapamıyoruz. Kaskınızı takın. Bakın şöyle bir mont da var. Korumalı montumuzu da aldık. Yani biz kaça aldık biz montu? 300 lira gibi bir şey aldık. Yani 300 liraya montlar var arkadaşlar. Yani çok, 300 liraya kadar yani hayatınız ucuzlamasın. Var. 1000 liraya da mont var. 2000, 3000 liraya da mont var. Ama iyi kötü bunun da aynı korumaları var. Sizi korur bir şekilde.
kaskınızı takın, dizliğinizi takın arkadaşlar. Yani bu çok hızlı gidip de bariyere vurmadıktan sonra, yani 80-90'lı hızlarda, 100'lü hızlarda normal düz yola savrulduğunuz zaman bu tarz ekipmanlar sizi korur. Evet arkadaşlar, tanıtım videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ilk çekim videomuz, motosiklet tanıtım videomuz. Eğer beğenilirse, talep olursa daha da devamını çekeriz. Başka motorlar da arkadaşlardan motor da bulursak onların da çekimlerini yaparız. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bunlar çekim hataları diye evet. Çıkacak kayıttız şu an. Böyle iyi mi? Evet, çekim yaptığımız yer. Abi. Evet, çekim aracımız. Arkada bir kamera. Çekime geldik. Çok güzel olacak. Bir tane de öne koyduk.